Sevgili akrep burçları, ay burcu akrep, yükselen akrepler. Bugün biliyorsunuz 15 Mart Salı, 15 Mart 21 Mart haftası. Bir salıdan bir salıya yorumlarınızı vermek istiyorum. Şimdi hala bana akrep burçları soruyor cumartesi günü. Mesela başka bir burca cumartesi günleri Satürn gününde biliyorsunuz oğlakları ve kovaları yayınlıyorum. Geçen gün kovayı ben yorumlara bakıyorum. Akrep yok mu Canan Hanım? Koç yok mu Canan Hanım? Onlar salı günü diyorum. Arkadaşlar bilmeyenler, bilenler bilmeyenler anlasın. Artık salıdan salıya Mars günündeyiz. Mücadele günündeyiz. Akrepleri vereceğim. Ayrı bir videoda da koçları vereceğim. Her salı akreplerin ayrı videosu var. Koçların ayrı videosu var. Sizin de kalbimde ayrı bir yeriniz var. Evet, anlatın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Mesela deyin ki okuduğunuzda diğer burçlarda deyin ki akrepler salı günü. İşte çarşamba günü Merkür yan bir gün ve başakları veriyoruz, ikizleri veriyoruz. Bunları tek tek anlatın arkadaşlar. Benim nefesim kalmadı. İnşallah daha güzel günlerde daha çok izleyiciyle beraber olacağız. Akrep burçları okuyorum. Ya eyyühellezine amenü sabri ve sabiru ve rabitu ve tekkullahu lealleküm tuffilun. Caferi Sadık buyurur ki, ey fal sahibi, bu fal ki sana geldi. Bu niyetini bugün gerçekleştirmeye çalışmamalısın. Ceza gibidir. Ateşlerde kendini niçin yakıyorsun? İhtiyacın bugünlerde isteme hasıl olmaz. Eğer sabredersen inşallah olacaktır. Zira Eyüp Peygamber aleyhisselam dua etti. İnni meseniye dur ve ente errahmanü. Ne zaman bu duayı okudu, Hak Teala kabul eyledi. Sen de sabredersen belalardan emin olursun. Niceleri senin devletini dilemezler ama devlet senindir inşallah Allah Teala. Devlet dedi güç arkadaşlar, güç senindir diyor. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın duasını da videonun altına yazacağım dostlarım. Eyüp Aleyhisselam duası diyor, inni meseniyey durru ve ente erha murrahimin. Evet. Sabredersen diyor, belalardan kurtulursun. Duyuyorum sizi. Ne zamana kadar sabredeceğiz Canan Hanım diyorsunuz. Duyuyorum, merak etmeyin, duyuyorum. Arkadaşlar dünya böyle bir yer işte. Her zaman söylerim. İnsan ilişkilerini yönetmek aya çıkmaktan daha zor. Bunu pek çok insan iç çekerek söylemiştir. Ben de öyle diyorum. Yani dünyanın bir zorluğu yok. İnsanlar çok zorlaştırıyorlar arkadaşlar. O yüzden diyorum ki siz kolayına kaçın. Madem size zorluk çıkaran insanlar var, sabredin, zorlukları aşarsınız diyorum arkadaşlar. Merhametlilerin arasında olacaksınız diyor bu hafta. Çünkü çok çektiniz. İnsanlardan biraz uzak, tenhada kaldınız. Bu da çok iyi geliyor size. Geçmişten birisi gelebilir. Hiç ummadığın anda bu hafta geçmişten birisinin geleceğine şahit olacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu başlangıçlar size neler katar? Çok önemli olayları başlatabilir. Bir kere soğuk giden ilişkinin düzeleceği yönünde işaretler var sevgili akrep burçları. Hem ilişkiniz düzeliyor hem de bir havalı partner hayatınıza girebilir. Havalı partner derken terazi, kova ya da ikizler burcundan olabilir. Dikkatli olun. Biraz sivri dilli, zamanında sizin kalbinizi, canınızı yakmış birisi bir zeytin dalı uzatabilir, bir barış isteyebilir ama siz yüz vermeyin. Ya bu eski düşman da dost olmaz. Eski dost düşman olmaz.
Eski düşmandan da dost olmaz. Çünkü bilinçaltında size kini var, size nefreti var. Bir kere bunu göstermiş. Bir daha da böyle insanlarla uğraşmayın. Yalnız gizli gizli birilerinin takibinde olabilirsiniz. Bir şeyler gizli gizli araştırıyor olabilir. Dolup taşıyacağınız, bereketle dolup taşıyacağınız bir hafta. Bir şeylerin adını koymanız lazım. Bu benim kaderim demeyeceksin. Bir şeyler için mücadele ediyorsun ve bu mücadeleyi kazandığını görüyorum. Salıdan sonra hemen Perşembe veya Cuma günü ateş burçlarıyla olan ilişkileriniz hareketlenecek. Koçlarla, aslanlarla ya da sevgili yay burçlarıyla olan ilişkilerinizde renklenmeler, hareketlenmeler olacak ve ileri safhalara taşıyacaksınız arkadaşlar. Alın bölgesine dikkat edin. Sağlık problemleri veriyor. Alın bölgesi sıkıntı veya işte migren türü ağrılar sıkıntı veriyor arkadaşlar. Bir de bazı dostlarım evle ilgili, kirayla ilgili ev sahibi olabilirsiniz, kiracı olabilirsiniz. Böyle bazı sıkıntılar yaşayacağını gösteriyor akrep burçlarında. Rızkınızda ve kazancınızda bir daralma yok ama bir ticari girişim beklentiniz var. Bu hafta değil, önümüzdeki haftalara bu beklentinizi erteleyin. Önümüzdeki haftalarda daha kolay elde edeceksiniz. Şimdi bazı hüsran olayları olabilir. Duygusal ilişkilerde hüsranlara sebep olunabilir. Hastalanabilirsin, yatağa yatabilirsin. Ama emin ol, bazı ilişkilerin bitmesi lazım. Bu sabah, bu akşam her neyse, bu hafta içerisinde bazı kangren ilişkilerin biteceğini, ateşinin söneceğini söyleyebilirim. Yani bir ateş sönecek arkadaşlar, aşk ateşi sönecek. Çünkü bir tartışma var, birbiriyle zıtlaşmalar var, olmuyor bir türlü. Bu zıtlaşmayla bir yere varılmaz, olmaz arkadaşlar. Bir an evvel siz onlara bir mesafe koyun derim. Evet. Beklemediğiniz yerlerden alacağınız haberler var. Askıda kalmış pek çok konu gündeme gelecek. Arkadaşlar bir bloke olmuş bir olayınız olabilir. Yani nasıl diyeyim? Bir ev almak istersiniz ya da eve taşınmak istersiniz. Bir türlü nasip olmaz. Bir açılma söz konusu, bir ferahlama söz konusu bu hafta içerisinde. Ferahlamalarınız var, açılmalarınız var. Pek çok akrep burcunun sıkıntılardan sonra feraha çıkacağını gösteriyor. Şimdi bir de Güney Ay düğümü sizin burcunuzda olduğu için bazı sıkıntılar veriyor, daraltıyor sizi. Evde sıkılabilirsiniz, daralabilirsiniz. Bazı akrep burçları evi bile bırakıp gitmek istiyorlar. O kadar daraldılar arkadaşlar. Evet. Yalnız bu ara önümüzdeki günlerde olabilir, geçtiğimiz haftalarda olabilir. Tanışmalara dikkat edin. Size layık olmayan, karakteri bozuk insanlarla karşılaşabilirsiniz. Ben kısacası bu Neptün yen dönemde 20 Şubat 20 Mart arasındaki tanışmalarda sıkıntı görüyorum. Hayal kırıklığı ve sapkınlık içinde olan, sizi istismar etmek isteyen partnerler karşınıza çıkabilir. Aman sakın yüz vermeyin arkadaşlar. Aman sakın engelleyin gitsin. Bir daha da görüşmeyin. Çünkü karakteri bozuk insanlarla karşılaşacaksınız. Bu aralar böyle hayal kırıklığı yaşatan aşklarla karşılaşacaksınız. Ölmüş olan duygularınız diriliyor arkadaşlar. Yalnız göz kusurlarına, görme bozukluklarına dikkat edin. Ya da siz güzel gözlerle görürsünüz ama karşıdakinin çıkarcı tarafını, kalbi bozuk tarafını görmezsiniz. Öyle davranış bozukluğu insanları da var. Onlara da karşı dikkatli olun. Şimdi güzellik konuları gündeme gelebilir. Ay burcu akreplere de geçerli mi acaba? Ben de bir güzellik salonuna uğrayabilirim arkadaşlar. Hadi bakalım bütün akrepler güzellik salonlarını dolduralım arkadaşlar. Eksiğimizi, gediğimizi tamamlayalım. Olsun. Ölümlü dünya. İstediğimiz bir vücuda sahip olalım. İstediğimiz bir yüze sahip olalım. Ne olacak yani arkadaşlar? Herkes yapıyor.
21. yüzyıl güzellik yüzyılı. Biz de her bakımdan güzel olmak zorundayız. Evet. Yalnız arkadaşlar, girdiğiniz bir topluluğa dikkat edin. Sizi ezmeye çalışan, sizi küçük düşürmeye çalışan insanlar olabilir. Onlara karşı da dikkatli olun. Bir yalan haber, bir iftira haberle karşılaşabilirsiniz. İnkar edecekler. Bu çok çok kabul edilemez bir durum. Dikkat edin. Sizin tam isabet seçimlerinizi birileri diyecek ki yok böyle bir şey falan filan. Bu seni çok bozacak. Kısacası bir olayı tam isabetle analiz etmişsin ama inkar edecekler. Yok böyle bir şey falan diyecekler. Ya bir iftira, ya bir üçkağıtçı bir insan, ama böyle bir insan işte, böyle bir insanlar ya da. Ama inkar edecekler, bir can sıkıntısı olacak arkadaşlar. Bir düzene karşı gelme olabilir, bozuk düzene karşı, çarpık düzene karşı başkaldırı olabilir. Bazı amaçlarını devreye koyabilirsin. Kısacası hareket halinde olacağın bir haftadasın. Zikrinizi veriyorum akrep burçları. Ya Rahman. Videonun altına yazacağım. Arkadaşlar 298'dir tekrar sayısı. Dünyada iyi kötü, zengin fakir, büyük küçük, mümin ve kafir demeden bütün mahlukatın muhtaç oldukları rızkı veren anlamındadır. Evet, Allah hiçbir şeyi abes yaratmamıştır arkadaşlar. Bu ayetlerle doğrulanmaktadır. Haberiniz olsun. Bir şeyleri düzelteceksiniz. Ya Rahman zikrini çekerekten, diyelim maddi durumunuz kötü. Bunu düzeltebilirsiniz. Borçlarınız var. Kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Her şey bir enerji arkadaşlar. Allah'ım hepinize borçlarınızı kolaylıkla ödemeyi nasip etsin. Rızkınız, keseniz, kasanız bol ve bereketli olsun. Seviyorum sizi. Hoşça kalın. Gelecek salı görüşmek üzere sevgili akrep burçları.